üstadımızın çok kıymetli talebeleri, rektör yardımcılarım, belediye başkan yardımcılarım, çok kıymetli hocalarım ve dekanlarım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Gerçekten bugün 4 bakanımızla beraber Şanlıurfa'ya intikal ettik ve yoğun programdan dolayı ben de bu programa yetişmek için can atıyorum. Allah'a çok şükür başımıza yetiştim, Fatıma'yı arz ediyordum. Öncelikle unutmadan Sayın Abdülkadir Badri ağabeyimizin çok selamlarını sizlere ileteyim. Dün yoğun bakımda onları ziyaret ettim. Durum Allah'a çok şükür iyiye de gidiyor. Çok yakın zamanda servisle intikal edecek. Dua bekliyor. Bütün programa gidenleri de söyledim. Bütün kardeşlerime selam ve dualarını bekliyorum. Ben burada konuşma yetkisi hocalarım, Mustafa hocama, değerli hocalarım buradayken ben de burada konuşma hakkını kendimde bulamıyorum doğrusu ama maalesef emri vakı oldu. Suat hocam da burada. Hoş geldiniz Suat hocam. Ben bir iki hususu Seyit Salih Özcan'dan nakletmek istiyorum. Onun da son 10 yıl geçirdim. Urfa ile ilgili özellikle Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Urfa ile ilgili birkaç sözünü. Bir gün Bağrada ziyaretine gittiğimde dedi ki ben Urfa'da ölmek istiyorum. Dedi ki Sayın Üstad'ım çok kolay gün gidersiniz Urfa'ya ölüm illa gelecek. Hayır demiş sen bilemeyeceksin mezarını da bilemeyeceksin. Ve son 3 günün hepinizin bildiği gibi Urfa'da geçiyor Üstad Hazretleri ve mezarı da 100 küsur gün sonra meşhur bir yere intikal ediyor ve dediği de çıkıyor. Ve Urfa ile ilgili ikinci bir hususu da Urfa taşıyla, toprağıyla mübarektir. Urfalıları seviyorum, önlerine, çocuklarına dua ediyorum diyor. Çünkü İbrahim Aleyhisselam Urfalıdır. Onu Cenab-ı Allah Halil dost ittihaz etmiş, ben de Urfalı dost ittihaz ediyorum diye. Böyle bir Urfa'ya karşı bir muhabbeti ve sevgisi var. Dediğiniz gibi şimdi Allah'a çok şükür o zaman yetkili ve etkilileri Üstad Hazretleri ve Risale-i Nur'u anlayamadıkları için bir gün ne kadar lüzumlu ihtiyaç duyduğumuzu hepimiz görüyoruz. Ve Allah'a çok şükür her gün, her hafta Üstad ve Risale-i Nur'la ilgili sempozyumlar ve programlar yapılıyor. Ama maalesef diyorum çünkü 20 yıldan beri dünyanın her yerinde bu sempozyumlar ve programlar varken bizim Türkiye'de kullanamıyorlar. Sayın hocalarımız burada, onlar zaten çok sıkıntı çekmişlerdi yasaklar şeridinde, hepimiz biliyoruz. Ben daha fazla sözü uzatmadım, burada sizi dinlemeye geldim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.